Faruk Aksoy Sahi mutluluk neydi? Adam modern çağ suvarisi motorundan inmiyor. Neredeyse motorun üzerinde uyuyacak. Hangi marka, hangi model, hangi cins motor varsa hepsini biliyor, hepsini tanıyor. Sadece bilmekte de kalmıyor parayı denkleştirince, işleri yoluna koyunca zaman zaman iyi motorlarda satın alabiliyor. Ülke sınırlarını aşan uzun seyahatlere çıkıyor. Balkanları, Avrupa'yı, İran'ı, Azerbaycan'ı dolaşıyor. Hatta uzak doğu planları yapıyor. Kendisi gibi birkaç arkadaş bulmuş. başa bahçede bir evin bodrum katını garaja çevirmiş. Neredeyse günün yarısını orada geçiriyor. Gerçi oraya sadece garaj demek de yanlış. Sanki tekke, sanki dergah, kendi tabiriyle erkek sığınma evi gibi bir şey şu tırtıklı hayatın deplebesinden, tantanasından aynı sebeplerle yorulan, aynı sebeplerle tedavi olmak isteyen, aynı tür adamların toplandığı bir klinik o garaj. Tam bir klinik. Dünyada ne varsa yüklemişler motosikletlerin üstüne, sığınmışlar o bodruma. Herkesin bir dolamı var. Devlet parasızlığı okurken yurtta gördüğüm dolaplardan, demir olanından adları yazıyor dolapların üstünde. Mesela Mustafa Zeki, mesela Hacı Gafur, mesela Osman, mesela Murat, mesela Kadir. İsimlere ilişmiş seccadeler var. Adamın adı Mustafa, adamın adı Osman, adamın adı Hacı ya da Murat. Üstüne üstlük bir de motora biniyor. Üstü kapalı. Ne varsa reddetmiş. Açık alanda seccadeden başka bir yere baş koyması mümkün mü? Değil. Lakin Müslüman da sonuna kadar aynı ayarda gitmez, aynı hayatı sürmez. Müslüman bir gün adına yakın bir manaya park eder gövdesini. Bu arkadaşlar da söylediğime dahil. 80 yaşında motora binen Mustafa Zeki olmaz yani. Toruna hesap veremez. Sıkıntı olur. Mecburen kesin dönüş yapacak eve. Kadın bir defter tutuyor. Ama gerçekten tutuyor. Deftere kendisi bir şeyler yazmıyor. Kitabın ortasından yazanları, adam gibi yazanları, edebiyat yapanları kesip o deftere yapıştırıyor. Başkalarının yazdıklarından bir defter tutuyor. Solcuymuş, sağcıymış, karaymış, akmış, uzunmuş, kısaymış, bakmıyor. Okuduğu kelimelerin dansına, okuduğu cümlelerin gücüne inanıyorsa, okuduğu metin onu bir sandala bindirecek kadar ruhunu titretiyorsa, kimin yazdığına bakmaksızın kesip deftere yapıştırıyor. O da enter enteresan biri tabii. Yaptığı yemeğin tadından çok, pişerken çıkardığı sesi merak ediyor mesela. Ya da ben öyle zannediyorum. Kafasından koluna, otundan çayırına, cinsinden cibiliyetine kadar her türlü ateşli dergi okuyor. Çünkü hakiki bir futbol topunu kafasında 150 kere sektirebiliyor. Üstelik bunu türbanlı olarak yapıyor. Üstelik adı Türkan ve üstelik bunları yaparken de saçı görünmüyor. Mustafa Zeki ile Türkan kısa süre önce boşandılar. Türkan anlattı. Yıllar yıllar önce Doğu Karadeniz'in rutubetli okullarında tanışmışlar. İkisi de öğretmenler tabii. Zamanla birbirlerinden hoşlaşmışlar. Sonra evlenip İstanbul'a taşınmışlar. Hayat işte iyi günler, kötü günler, gülüşmeler, alaşmalar derken alttan alta ciddi tartışmalar, herkesin hepimizin yaşadığı şeyler, günden güne artan münakaşalar ve sonunda birbirlerinin hallerini sorma, dertlerini duyma, mahallelerini muhafaza etme mesafesinde bir ayrılık kararı almışlar. Geçen gece bizim Türkan'ın telefonu çalmış. Okuldan bir öğrencisi aramış. Çocuk felaket durumda. Konuşamıyor. Bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Türkan dinliyor. Çocuk anlatıyor. En sonunda intihar edeceğim hocam. intihar edeceğim. Kısmını anlayabiliyor Türkan. Tabi başlıyor nasihate. Aman oğlum ne intiharı? İntihar da nedir? Sakın bir delilik etme. Neredeyse gelip alayım ya da sen çık gel. Evdeyim bekliyorum. Sakın ha diyor diyor ama evde tek başına. Epey bir zamandır tek başına. Şimdi bu çocuğu ikna edebilecek mi? İçine düştüğü bunalımdan çıkarabilecek mi? Hem sonra kendisi ne halde, ne yaparım, ne ederim diye düşünürken Mustafa Zeki arıyor. Durumu izah ediyor. Hemen, hemen eve gel, çabuk ol, hemen gel diyor. Yılların verdiği alışkanlıkla da eve yaklaşırken homurdayan motosiklet sesine kulak kabartıyor. Neyse Mustafa Zeki kapıyı çalıyor. Türken ayrıldığı günden beri görüşmediği eski eşini ilk kez içeriye buyur ediyor. Televizyonu açıyor, çayı demliyor. Mustafa Zeki de fırsattan istifade karşı kanapeye kuruluyor. İntiharın eşinde dolaşan bir öğrenciye hayatın doyulmaz güzelliklerini anlatmak için mutlu aile fotoğrafına geçiliyor ki tam bu esnada kapı tekrar çalıyor. Türkan kapıyı açıyor, çocuğu içeriye davet ediyor. Mustafa Zeki uzun zaman sonra keyfini çıkardığı kanepe'den kalkıyor ve bu olağanüstü halin ilk toplantısı için herkes bir tekrardan oturuyor. Çocuk sağa bakıyor, sola bakıyor, etrafı süzüyor, evin düzenine, evin sıcaklığına, evin insana hayat veren havasına kendini kaptırıyor ve başlıyor anlatmaya. Bakın hocam, bakın diyor. Siz ne kadar mutlusunuz. Ne kadar mutlu görünüyorsunuz. Size nasıl imreniyorum bilemezsiniz. Bu hayat bu kadar zor mu? Sizin yaşadığınız bu huzuru herkes hepimiz yaşayamaz mıyız? Ben şu dünyanın en yalnız insanıyım. Bu saatte sizden başka kiminle konuşabilirdim ki? Yalnızlığımı kime anlatabilirdim ki? İyi ki varsınız hocam. Gerçekten çok güzel bir ailesiniz. Çok ama çok güzel görünüyorsunuz. Boşadığı hayatı boşlamayan Mustafa Zeki kendisine kötü bir şaka yapıldığını düşünüp gecenin bir yarısı gözlerini fal taşı gibi açıp çocuğa doğru bakarken boşadığı hayatın bir başkası için ışıldayan bir mutluluk olduğunu gören Türkan da mutfağa çay koymaya gidiyor.